Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine aracımızla birlikte, yani aracımıza bir modifikasyon işlemi yapacağız. Bunu videoya çekeceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle şurada aracı bir göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, aracımız tek gözlü kaldı. Tek gözünü söktüm. Peki o tek göz nerede? İşte burada. Şimdi arabanın anahtarını bir bulabilirsem, aynen şu. Yapmış olduğum şeyi bir göstereyim sizlere. Net bir şekilde göremediniz belki. Az sonra işlem bittikten sonra tam net bir şekilde göstereceğim sizlere. Yapmış olduğum işlem. Şu görmüş olduğunuz LED'i. Bu hortum led, bildiğiniz hortum ledlerden 60 santimlik hortum led bu. Bunu bu farımızın içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Olay tamamen bundan ibaret. Ben daha önce şurada yapmış olduğum minik ledleri biliyorsunuz. Onları söküyorum. Şu hortum ledi bağlıyorum arkadaşlar. Bu hortum ledin özelliği şu. İçerisinde çift modüllü. Hem beyaz yanabiliyor hem de sinyal modülünde yanabiliyor arkadaşlar. Burada kablosu da var hatta. Şimdi göstermeye çalışayım eğer kablolar birbirine girmezse. Aynen. Şimdi şu siyah faz arkadaşlar, tek faz. Şu kırmızı şeye gidiyor. Beyaz, içindeki yanan beyaza gidiyor. Sarı da sinyale gidiyor arkadaşlar. Yani siyahı tek alıp diğerlerini çift çift bağlayarak işlemimizi yapıyoruz. Ben diğer farı dün akşam gece saatlerine kadar uğraştım arkadaşlar. Dün diğer farı yapmak için başarabildim de yaptım. Güzel bir şekilde açtım. Güzel bir şekilde de kapattım. Gayet de güzel oldu. Normal sinyalini iptal ettim. Parka bağladım. Bu gelen hortum ledi de sinyale bağladım. Gerçekten çok güzel yanıyor. Onu söyleyebilirim. Ayrıca park modu olduğu için, mesela farkları yakıyorsunuz beyaz yanıyor. Sinyale verdiğiniz zaman sinyal yanıyor. Sinyal kapandığı zaman tekrar çat beyaz parka dönüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Size de aracınızı modifiye etmek isterseniz eğer farın içerisini, böyle bir şey önerebilirim. Gayet güzel. Ben bunu Çin'den AliExpress'ten aldım. 40 TL gibi bir fiyata aldım yani, düşünün. Türkiye'de baktım 130-140 lira civarlarındaydı. Ama AliExpress'ten, Çin'den 40 TL gibi bir fiyata aldım arkadaşlar ben bunu. Gelmesi de fazla sürmedi. 15 günde mi ne geldi yani. Şimdi şu farımızı bir sökelim. Montajımıza başlayalım değil mi arkadaşlar? Hadi geçelim. Bir şeyi çok kaliteli yapmak da harbiden zararlı arkadaşlar. Ha, bunu da söyleyeyim. Geçen mesela şu şeyleri yaptığım zaman ben bu farı bir daha açmam herhalde ihtimaliyle. Ölümüne yapıştırdıydım. Böyle kapattıydım yani. Harbiden uğraştırdı yani açarken. Yani neymiş? Çok kaliteli yapmak iyi değilmiş abi. Azıcık dandik yapacaksın. Neyse. Ben yine kendi şeyimi yaptığım için 10 numara şekilde yapacağım bunu. Gördüğünüz üzere farı açtık arkadaşlar. Bu kısımda işim yok. Bu kısmı kullanacağım. Şimdi şu önceki yapmış olduğum şeyleri bir sökeceğim. Onları uzun süre kullandık biliyorsunuz. Artık bunun miladı doldu diyebiliriz. Şimdi şuradan çekeyim şöyle. Şimdi ben şurayı bir açayım komple. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi farı açtım. İçindeki o yansıtıcının olduğu yerde söktüm. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi üzerinden çıkan cam buydu arkadaşlar. Bu yani. Üzerinden çıkan cam bu farın. Biraz lekeli, kirli olduğunu biliyorsunuz zaten. Benim daha önceki fardan kalma bir cam vardı arkadaşlar. Onu kullanacağım. Diğer kasayı tabii bir yerlere verdik ama cam duruyordu. O camı kullanacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz camda herhangi bir sıkıntı yok. Sağlam yani cam. Dediğim gibi bu farı kapatırken bu camı kullanacağım. Şu cam biraz görüntü olarak hoş değil. Zaten burada gözüküyor zaten lekeler, mekeler falan, bayağı bir
sıkıntılı yani, anlayacağınız. Şu camı kullanacağım. Ama öncesinde şu conta kısmını aktarmam lazım ona. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere camı değiştirdim. Şu kirli camı değil, öteki elimde kalan camı kullandım. Kabloyu da şu şekilde dibinden, böyle aralı bir şekilde, hatta şuradan biraz daha boşluk verip kabloyu çektirebiliriz. Bir saniye onu yapayım. Aynen şu şekilde ittirme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Bu kablonun mesafesinin kalması gerekiyor. Asılmaması, dibini koparmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde ayarladım. Şimdi ben size test amaçlı bir şurada elimde kaç volttu? Fazla değil ya, 3-5 voltluk bir malzeme var şurada. Onunla bir test edip göstermeye çalışayım. Şimdi şu anda bunu görüyorsunuz. Burada ben size daha önce demiştim zaten, siyah. Tek fark, diğerleri şeyi çalıştırıyor. Sinyal ve LED'i çalıştırıyor. Bu ateş atıyor, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi siyaha siyahı değdiriyoruz burada. Sarıya değdirdiğimiz zaman sinyal yanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinyal yandı, bu şekilde yanıyor. Böyle zayıf yandığına bakmayın arkadaşlar. Bu 12 volt değil bu taktığım adaptör. O yüzden bu şekilde yanıyor. Hatta şöyle de görebilirsiniz bakın. Beyaz da böyle şey yapıyor. Ne derler onu? Çakar efekti yapıyor. Ama bu tamamen şu değdirmiş olduğum aletin voltajından dolayı. Arabada böyle bir şey yapmıyor. Tekrar sinyale değdiriyoruz. Teması kaybettik galiba. Aynen, teması kaybettik. Şunu şuna değdireceğiz. Şunu da şuna değdireceğiz. Böyle gördüğünüz gibi beyaz yanıyor. Şunu sarıya değdirdiğimiz zaman da sinyal yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Zaten ben diğerini monte ettim aracın üzerinde. Size ikinci farda kamerayı açtım ben. Şimdi bunu da kapatacağım şimdi burada bu şekilde. Düzgün bir şekilde 10 numara. İçini falan sildim, gayet parlak oldu. Kapatacağım. Kapattıktan sonra biraz bekleyeceğim. Kurumasını, yapıştırıcı süreceğim. Yapıştırıcının kurumasını bekleyeceğim. Bu arada kullandığım yapıştırıcıyı göstereyim ben size. Şöyle bir şey. Tangit diye. Bu gördüğünüz malzeme arkadaşlar, tüm PVC olsun, plastik olsun, tüm malzemeleri taş gibi yapıştırıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ben ayrıyeten Sistan'ın bu şekilde sızdırmaz silikonunu da kullanıyorum. Onu söyleyeyim, aralardan herhangi bir şey girmesin diye, garanti olsun diye. Şimdi ben bunu bir yapıştırayım, kapatayım. Ondan sonra tekrar kablo bağlantısı için size açacağım. Kablo bağlantısı bildiğiniz Çin kerhanesi arkadaşlar, affedersiniz. Size onu göstereceğim ben şimdi birazdan. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere kablo bağlantılarını falan ben yaptım. Bunu size, ayağımı görüyorsunuz şu anda ama yerde çalıştığım için bir nebze anlatmaya çalışayım. Bir nebze değil, baya baya anlatmaya çalışayım yani. Şimdi yapmış olduğumuz led, yani şu, hem beyaz hem turuncu yandığı için şu park, biliyorsunuz arabanın içinde parkı yaktığınız zaman yanan minik ampul bu. Bundan bir kablo çekmemiz gerekiyor parka. Dediğim gibi siyahlar fazla, diğerleri şeyler, yani ampuller, öyle söyleyeyim. Siz anladınız zaten. Siyahtan bir tane buraya, o ledin, hortum ledin fazına bir tane kablo getirdik. Aynı şekilde parkın nötründen bir tane ledin yanan beyaz led var. Beyazına bir tane kablo getirdik arkadaşlar. Aynı şekilde burada
Sarıya bir tane çıkış yaptım. Ben sarıya çıkış yapmamdaki amaç sinyalle kablonun uzaması. Uzamasını istiyorum. Ve aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bir tane siyahtan çıkış yaptım. Bu siyahtan yapmış olduğum çıkış sinyale bağlanacak. Yani bunun sinyalinin faz olduğu için o sinyalden elektriği alacak, yani mecbur sarıya bağlanacak sinyal için, ama siyah da aynı şekilde şeyi alacak, elektriği alacak sinyalden. Çünkü geri türlü yanmaz. Ve ayrıyeten park, yani beyaz yanabilmesi için aynı şekilde burada kırmızıdan da bir tane kablo aldığımı görüyorsunuz. Şu kabloyu, şu siyahı, gördüğünüz siyahı hem bunun sinyalin fazında kullanacağım bu şekilde, hem de parkın fazında kullanacağım arkadaşlar. Şu uçlardaki iki kısmı da, şu iki kısmı da bu sinyal, nerede o? Şu yuva sinyal. Bu sinyale giden yuva, ben bunu parka çevirdim arkadaşlar. Normal düz ampul bağlıyorum, parkla beraber yanıyor. O yüzden parka gideceği için, parka gideceği için dediğim gibi, şuna bakmayın, ayağıma bir şey battı. Şurada büyük ihtimalle şeyi yapmışım. Bir parça ayağıma denk geldi. Şu işte. Bak görüyor musun? Nasıl battı ayağıma. Neyse. Dediğim gibi şu sinyale gidecek olan ampul de ben parka çevirdiğim için bu iki ucu da o ampule, yani sinyalin bağlı olduğu ampule bağlayacağım. Onu söyleyeyim. Bağlantı bu şekilde. Zor değil. Gayet kolay ama bağlantıyı yaptıktan sonra benim yaptığım bir hata vardı. Onu yapmayın. Her şeyi bağladım, yaptım. Hiçbir şey yanmıyor. Allah Allah, bu nasıl yanmaz, nasıl yanmaz falan diyorum. Ve meğersem soketi takmamışım burada. Yani anlık unutabiliyorsun. Olabiliyor. İnsanlık hali. Anlık unutabiliyoruz. Soketi takmamışım. Soketi takın arkadaşlar. Soketi takmadan bu devreye elektrik gelmez. Onu söyleyeyim. Sinyal hariç bu devreye elektrik gelmez. Sinyale gelir. Başka diyeceğim bir şey yok. Kablo bağlantısı dediğim gibi basit, zor değil kesinlikle. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Biraz mantık yürütmeye çalışın ama yanlış bağlamamaya da çalışın. Yanlış bağlarsanız sigorta attırır, ampul patlatabilir. Şu hortum ledi yiyebilirsiniz komple arkadaşlar. Aslında yemez aslında. Şurada şey var, koruma diyotları var, ama gene de her ihtimale karşı yanlış yapmamaya özen gösterin. Ben bağlantıyı bu şekilde yaptım. Diğer farı da aynı şekilde. Orada aracı görebiliyorsunuz. Yapmıştım zaten. Kapattım onu. 10 numara çalışıyor. Bunu da aynı şekilde yaptım. Şimdi yapıştırdım hatta şuralarını, kenarlarını. Cırt kelepçeyle de sıkıştırdım böyle, sıkışsın tutsun diye. Sıkıştı. Bayağı bir oldu yapıştıralı çünkü. Yani yapışma işlemi bitti. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu dışarıya götüreceğim. Dışarıda kablo bağlantılarını yapacağım ben bunun. Onu da sizlere bir göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar aracın başına geldik. Gördüğünüz üzere ben sinyal ampulünü buradan çıkardım, kopardım yani. Burada şeyi görüyorsunuz, benim bir zamanlar takmış olduğum, hatta o videoda yukarıdan gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu LED sinyaller için modül. Bu modülü kesinlikle kullanın arkadaşlar tekrardan. Çünkü kullanmadığınız takdirde bu hortum LED'ler arıza verecektir, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam. Ben size bağlantıları dediğim gibi göstereceğim. Şu modülü tekrar söylüyorum. Kullanın arkadaşlar kesinlikle. Çünkü her ne kadar hortum led, büyük led olsa da o arızayı verecektir. Konuşamadım. Ettim. O arıza yanma şeyini verecektir. Bunu o yüzden ben şuraya kenara tekrardan şuraya geçireceğim. Ben o kabloyu kesmek için çıkardım bunu oradan. Dediğim gibi şurada ampulü taktım ben buna. Bunu park olarak kullanacağız. Bu ampul yanıyor mu yanmıyor mu onu da bilmiyorum da. Deneyeceğiz. Şimdi şu arkalarında bağlantılarını göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi bağlantıyı size anlatıyorum burada. Gördüğünüz üzere farın parkından iki tane çıkış aldım ben zaten burada. Görüyorsunuz. Normal park ampulünden iki tane çıkış aldım ben. Bu iki tane çıkışın bir tanesi LED'in siyah fazıdır arkadaşlar. Bu faz tektir. Bu tüm ampullerden, sinyalden de olsa, dışarıdan da, parktan da gelse bu faz tektir. Tek bir şekilde bağlarsınız bunu. Kırmızı LED'e gidiyor. Sarı ise sinyale gidiyor arkadaşlar. Kırmızıyı gördüğünüz üzere LED'e çektim. LED de bağlı. Parktan geliyor, görüyorsunuz. Aynı şekilde LED'den çıktıktan sonra
Burada benim orijinalde sinyal ampulüm olan sinyale bir tane nötr gidiyor. Siyahtan da aynı şekilde bir tane faz gidiyor. Bu da benim parkımı yaktığım zaman bu ampulün yanmasını sağlayacak arkadaşlar. Ve sinyalin görüyorsunuz arkadaşlar, burada sarının yanına sinyali çektim ben. Sinyale ayrıyeten buradan bir de şey gidiyor. Siyahtan faz gidiyor arkadaşlar. Siyahtan faz buraya geliyor. Görüyorsunuz. Aynı şekilde nötr olarak da sarıya bir tane çıkış yapılıyor. Bağlantı dediğim gibi basit. Zor değil arkadaşlar. Sadece biraz mantık yürütün. Faz tek. Sinyalle park ayrı ayrı. İki tane. Ama faz tek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siyahtan tek tüm şeye dağılıyor. Mantık bu şekilde. Şimdi ben çalıştıracağım. Ama çalıştıramam. Bak dediğim gibi, az önceki dediğim gibi hatayı yapacaktım yine. Soketi takmazsam çalışmaz arkadaşlar. Ama size solu bağladım, yaptım. Bir çalıştırayım. Sol nasıl çalışıyor görün. Onu bir yapayım size. Öncelikle anahtarı takmamız gerekiyor. Kontağı açacağız mecbur. Sol sinyali şu anda yaktım ben arkadaşlar. Görüyorsunuz sinyal bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde parkı açıyorum. Parkı açsam bile şu an modül sinyalde olduğu için sinyal devam ediyor ve size bahsettiğim o mevzu, şu sağdaki ampulde park yaptım demiştim. Parkı yakınca bakın şu içtekiyle beraber bu da beraberinde yandı. Aynı şekilde sinyal kapanacak. Şimdi mesela sinyali kapatıyorum. Sinyal kapandı. Ve gördüğünüz gibi led beyaza çekti kendini arkadaşlar. Sinyal açtığınız zaman beyaz sönüyor. Turuncu şekilde sinyalini veriyor. Sinyal kapandıktan sonra da aynı bu şekilde beyaza dönüyor arkadaşlar. Gayet güzel 10 numara bir şekilde oldu. Karşı tarafın bağlantısı da bu şekilde yapıldı. Hatta sinyali çalıştırayım. Sinyal çalışacak şu anda. Sinyalin kablosu soketten ayrı olduğu için sinyal çalışacak. Ama diğerleri çalışmaz tabii ki. Gördüğünüz gibi Allah gidiyorum. Sinyal çalışıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu soket bağlı olmadan dolayı diğerleri, diğer ekipmanlar çalışmaz. Şimdi ben bunları söndürüyorum. Komple bağlantıyı yapıp kapatıp tekrardan kamerayı açacağım arkadaşlar. Şurayı komple bir bağlayayım ben bir. Evet arkadaşlar, şöyle sağ farı da göstereyim size. Sol burası beyazı yanıyor. Yukarıdan daha net gözükür. Beyazı yanıyor. Aynı şekilde turuncu farkı yanıyor. Burada turuncu farkı içeri katma dedim, takma dedim şuraya. Şurada görüyorsunuz beyaz led yanıyor. Aynı şekilde içerideki park da yanıyor. Şimdi bir sinyal vereyim ben. Görün nasıl bir şekilde yandığını. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Sinyal de bu şekilde böyle yanıyor. Aynı şekilde tekrar solu vereyim o sinyal olarak istiyorsanız. Bir de sola bakın. Evet. Durum bundan ibaret. Şimdi ben şu cırtları far sıkışsın diye güzelce şey yaptıydım, sıktıydım böyle. Far sıkışmıştır, kurumuştur yani. Onları sökeceğim. Şu kablo bağlantılarını düzgün bir şekilde içeriye yerleştireceğim. Ondan sonra farı komple bir kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracın son hali bu şekilde. Gece de çekmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Biraz parlıyor olabilir. Şu sarı yanıyor. Parkta görüyorsunuz.
Aynı şekilde içerideki minik yanıyor. Artı beyazımız yanıyor bu şekilde. Ve burada da aynı şekilde sarı, beyaz ve içteki minik yanıyor. Şimdi dörtlüyü yakıyorum ve şöleni görüyorsunuz. Gidiyoruz dörtlümüze, bir basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi beyazlar söndü. Beyazlarımız söndü. Gördüğünüz gibi sadece dıştaki parkla, şunlarla, şu içteki şey yanıyor. Diğerleri sinyale döndü yani, anlayacağınız bu şekilde. Yani burada eleştiri yapılabilecek tek bir şey var. Şu parklar da böyle çok sarı olduğu için sinyalin yandığı biraz belli olmuyor. Yani önler biraz belli olmuyor. Onu değiştirebiliriz arkadaşlar belki, bir ihtimal. Yani ampulü karartabiliriz veya daha değişik ışıklı bir ampul takabiliriz. Çünkü sinyalin yandığı önden dediğim gibi biraz belirsiz kalabiliyor. O da dediğim gibi parktan kaynaklı bir şekilde. Yoksa parkı söndüreyim. Bakın. Parkı söndürdük. Gördüğünüz gibi park söndürdüğümüz zaman çok net bir şekilde yandığı belli oluyor. Sinyallerin, hortum ledlerin. Dediğim gibi tek eleştiri orası olabilir. Şu ampuller, şu iki taraftaki o ampuller olabilir. Şimdi ben aracı kapatıyorum ve içeriye geçiyorum arkadaşlar. Kameranın şarjı bayağı bitti. O yüzden ışık yanmıyor. Odanın halini görebiliyorsunuz arkadaşlar, her yer, her yerde. Şurada plastik parçalar, ıslak mendil, peçeteler falan. Şurada kırıntı döküntü şeyler var. Bu yapmış olduğum kırılan dökülen parçalardan. Burada aynı şekilde çöp şeyler falan, poşetler, moşetler, şey. Ortalık bayağı karmaşık arkadaşlar. Ben burayı komple düzelteceğim. Hatta masanın üstünü de gösterebilirim. Burada görüyorsunuz, onlarda parçalar kalmış. Yaptığım işlemi gördünüz arkadaşlar. Gayet basit ve kolay. Siz de aracınıza bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Anne ne yapayım? Kaşları yıkıyorum. Tavukları yıkıyorsun. Göğüsleri. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu tarz videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Demeden önce şunu söylüyorum. Bizim ikinci kanalımız var arkadaşlar. Arkadaşım Yunus'la beraber yönettiğim, hatta kardeşim Yunus'la yönettiğim beraber ikinci kanalımız var. Oranın linkini de bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.